Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok değişik bir pirinç pilavı yapacağım. Şimdi güzelce pirincimizi yıkıyoruz. Herkes ne kadar pirinç yapmak isterse o kadar koyabilir. Bir su bardağı kadar pirinç koydum ben. Şöyle güzelce yıkıyorum. Nişastasından arındırıyorum. Hiç ıslamadan. Kırmadan yıkıyoruz. Nişastası kalmayacak bir şekilde. Güzelce yıkadım gördüğünüz gibi. Şimdi pilav yaparken ne kadar su koyuyorsak şöyle iki parmak geçecek kadar su. Sonra pilavımıza yetecek kadar tuz koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar, sonra tekrardan bakar ayarlarız. Şöyle tuzluyorum. Bu böyle. Yarım saat vaktiniz varsa bir saat böyle bu suda bekleyecek. Böyle kapatıyorum kapağını. Bir saat beklesin. Pilavımızı yapmaya başlıyoruz. Sıvı yağ koyuyoruz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum. Şöyle bakıp ayarlıyorum ben. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum. Isınmasını bekliyoruz. Yarım çay bardağı kadar da şehriye koyuyorum. Kavurmaya başlıyoruz. Güzelce şehriyeyi kavuruyoruz. Pirincimizi getirdim. Pirinci koyuyorum. Suyuyla birlikte deviriyorum içine. Böyle pilavımız daha güzel olacak. Şöyle suyuna bakıyorum. Suyu tam böyle pişmeye bırakıyorum. Tuzunu ayarlarız bu aşamada. Böyle daha güzel oluyor pilavlarımız. Yağımız bir daha pirinçle yanmamış oluyor. Daha pratik, daha güzel tane tane oluyor. Sizler de böyle yapıp deneyin. Şöyle azıcık gene ben bir su koyayım üzerine. Çok az bir su. Zaten pirinci de yıkarken suyunu tam vermiştik bildiğiniz gibi. Şöyle azıcık daha koyuyorum. Tereyağı veriyorum. Tuzunu ayarlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzu güzel. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Şöyle bir cimcik karabiber. Ocağımızı kısıyoruz. Ağır ağır pişsin. Pilavımız pişti. Pilavımızın suyu çekilmiş.
Böyle çıtır çıtır sesi gelince hemen altını kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. ...10-15 dakika dursun. Pilavımız tamamdır. Şöyle yarısını karıştırıyorum. Tabağımızı almak için. Tane tane olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Dünden kalma taze fasulyemiz var. Onu ısıtıyorum. Pilav yaptım. Sizler de gördünüz. Airfryer'de tavuk kızartıyorum. Bizim akşam menümüz bunlar. Sizler neler yaptınız? Yorumlarda konuşalım. Daha güzel videolarda buluşmak üzere kanalıma abone olmanızı, beğeni yapıp güzel fikirlerinizi, yorumlarınızı rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.